Herkese merhabalar. Düdüklü tencere deyince hepiniz korkuyorsunuz biliyorum. Ancak düdüklü tencereden korkacak hiçbir şey yoktur. Yok emmimin patladı da tepesine mercimekler yağdı. Yok eniştemde bir patladı da ev bütün 6 yıl et koktu. Ya bunlar yalan arkadaşlar. Kullanmayı bilirsen bunların hepsi yalan. Gidiyorsunuz 600-700 lira çeyizlik aldırıyorsunuz. Alayım diyene de alma da diyemiyorsunuz. Sonra da dolabın en köşesine itiyorsunuz. Yazıktır, günahtır arkadaşlar. Düdüklü tencerenin nimetlerini kullanmamız lazım. Şimdi bu bölümde düdüklü tencerenin nimetleriyle müthiş çakal bir şey yapacağız. Ama siz hala düdüklü tencereden korkuyorsanız kapat. Kapatın, izlemeyin bunu, yani manası yok. Emir Yargın'la Çakal Lezzetler başlıyor. Arkadaşlar merhaba. Bugün gördüğünüz gibi başka bir mutfaktayım. Doğduğum yer olan İç Anadolu'nun göz bebeği Ankara. Ankara'nın da ODTÜ'sündeyim. Bilir misiniz? Konya tandır vardır böyle. Özellikle Hacı Şükrü bunu müthiş yapar. Böyle pamuk gibi dağılır. Tarifsiz bir lezzettir. Şimdi bugün inanılmaz çakal bir şekilde o lezzete erişebildiğimiz acayip pratik, acayip şovlu bir şey tarif edeceğim. Bugünkü yemeğimiz tandır. Tandıra bayılan çok sevdiğim biri var. Onun için pişiriyorum ben bunu bugün. O da yoldadır herhalde. Malzemeleri sayıyorum. 1 adet soğan, kuzu, incik, böyle kemikli bir et bu. Kuzu kolu daha yumuşak oluyor. Bence daha lezzetli oluyor. Ama incik de böyle görüntü itibariyle biraz daha şovlu oluyor. Gelelim bu tarifteki en alakasız içeriğe. Armut. Osmanlı mutfağında sıkça kullanılan armut bu yemeğin içinde var. Çok pratik dedim ya. Bu soğanı aşırı umarsız bir şekilde 4'e 5'e böleceğim. Böyle. Bu kadar. Yalap şap. Aynı şekilde armutu da kesiyorum. Bu tarif çakal lezzetlere en uygun tariflerden biri. Çünkü biliyorsunuz çakal lezzetler pratik. Pratiklik peşinde değil. Çakal lezzetler şovun peşinde. Şovu çakalca yapmanın peşinde. O çakal sıfatını en çok hak eden kanalımızdaki yemeklerden biri bana sorarsanız bu. Annene yap, babana yap. Hipster yemeği değil. Aile yemeği. Bu kadar. Hazırlık bitti. Bu kadar. Bitti yani. Bütün hazırlık. Şimdi bu düdüklü tencereye zeytinyağı koyacağım. Tabanını biraz geçecek şekilde. Yağ bu kadar. Tabanını biraz geçecek ve şu hareketi yapmanız önemli. Yapışmasın diye. Tuz koyacağız buna ki yağımız yanmasın. Yağ kızınca eti dağlayacağız. Çevire çevire bütün yüzeylerini mühürlüyorum. Yapışabiliyor. Sert sert davranın. Bir sıkıntı yok. İşte mühürden kastım bu arkadaşlar. Yani pirzolanın böyle yanları falan böyle hafif yanar ya. Tam öyle. Armutları ve soğanları sıradan bir şekilde tencereye atıyorum. Şöyle. Ve de tercihen, ki ben kesinlikle tercih ediyorum, sarımsak. Onları da tüm olarak atıyorum direkt. 3 tane büyük baş sarımsağım var. Hop. Düdüklü tencerenin kapağını kapattık. Ve fıslamasını bekleyeceğiz. Bu böyle pıs diye salana kadar full açık. Fısladıktan sonra da altını mum gibi en kısığa getiriyoruz ve tam olarak 1 saat. Hepsi bu. Sevgili dostlar, nasıl ki güzel kızlar avokado sever, poşe yumurta sever, somon füme severse, aynı kızlar, bu güzel kızlar ne yazık ki kuzu eti sevmez. Dana eti severler. Ama kuzu eti gelince, ben onun kokusunu sevmiyorum, ben onun kokusunu sevmiyorum derler. Kokusunu sevmezler. Kuzunun kendine has bir kokusu vardır biliyorsunuz. İşte bu yemekteki armut kuzuyu kuzuluktan çıkarıyor, yumuşacık bir et haline geliyor ve o kuzunun kuzu tadını da alıyor götürüyor. Armutun tadı zaten yemekte hiç yok. Fıslıyor şu an. En küçük ocağın en kısık bölümünü alıyorum. Mum gibi en kısığı. Saatlerimize baktık. Tam bir saat sonra bunu ocaktan alacağız ve çok güzel servis edeceğiz. Zaten birazdan misafirim de gelir.
Onunla beraber yiyeceğiz. Tandırın yanında Konya'da çatal bıçak gelmez. Dörde şak edilmiş soğan olur. Yanında yiyeceğim soğanı da tabii hazırlamak önemlidir. Şimdi bu soğanı dörde şak edeceğim. Bunun yanındaki soğanı böyle şak edeceksiniz. Bu böyle yenir. Arkadaşlar, bir saat sonrasında fısını fıstırdım. Açıyorum. Ve kuçum! Görüntüye bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız şuna ya? Buna çatalı değdirsen paramparça olur. Ne sayesinde? Düdüklü sayesinde. Ne oldu? Hani patlardı? Patladı mı? Önemli misafirim için özel bazlama da aldım. Bazlamanın üstüne güzelce koyduğum tandırımı, bu müthiş tandırı sunmaya gidiyorum. Ooo, hoş geldin. Buyurun efendim. Arkadaşlar, sapır sapır dökülüyor. Maya buna bayılıyor ya. Buyurun efendim. Ooo. Elle yiyorum, o çatalla yiyorum. Medeniyet. Ekmekle karnını doyurma Maya, etlerini ye, etlerini. Ne demiş?